En güçlü takımlarından bir tanesiyle eşleştik. Bir de deplasmanda olması tabii bizim için zorluk derecesini bir kat daha arttırıyor maç olarak. Bir oyun anlayışımız var, felsefemiz var. Yarın da bunu aynı şekilde sahaya yansıtacağız. Yani aslında birkaç tane sakat oyuncumuz var, yetiştiremediğimiz transferler var. Başka farklı bir sahaya dizilişte çıkmayı planlıyordum ama maalesef elimizde olmayan nedenlerden dolayı yarın da normal ideal kadromuza yakın ve aynı saha dizilişiyle sahaya çıkacağız. Oyunu güzelleştireceğiz, çirkinleştirmeyeceğiz. Tur atlamak için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunun en güzel tarafı da biliyorsunuz sürprizlere açık olması. Umarım yarın hem başta ben hem de oyuncularım bir sürprizi gerçekleştiririz. Zor ama bunu yapabilecek gücümüz var. Kayserispor'un bir oyun şablonu var. Özellikle defansif ilkeleri var, hücum ilkeleri var. Bunların üzerine kurduğumuz, yaptığımız antrenmanlar var. Bunda da oyuncularım her geçen gün daha gelişiyorlar. Takım olarak gelişiyoruz. Ben bu yönde bir antrenörüm, yani bu şekilde yarın da aynı oyunu sahaya yansıtacağız. Özellikle Sivas Belediye takımını, Ahmet Spor'u, onun gibi birkaç takım daha var. Onları tebrik ediyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Zaten açık olması, sürpriz açık olması, bu takımların da kupada var olmaları, var olacaklarını kanıtlamaları oldukça sevindirici.